Şu anda Hüseyin'in yanındayız. Hüseyin merhaba. Merhaba. Hüseyin bu parçayı yaptı. Ne olduğunu paketi açınca hep beraber göreceğiz. Tenere'nin telefon tutacağı. Evet. Bunlar bizim biliyorsunuz arkadaşlar telefon tutacağı, GPS şeyleri ince geliyordu ve hiçbir şekilde faydalanamıyorduk. İnsanlar kalkıyor buraya takıyordu. Hüseyin ne yaptı? Hüseyin buraya bir aparat yaptı. Şimdi bu aparatı hep beraber göreceğiz. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Sökmeye başlayalım beraber Hüseyin. Ondan sonra arkadaşlara bunun ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını hep beraber anlatalım. Evet, burayı söktük Hüseyin. Şimdi bu parçayı Hüseyin daha evvel benden aldı. Kenarlarının uzunluğu, ölçümünü, her şeyini hesaplayarak yaptı ve şimdi parçayı birazdan açılışını yapıp takacağız. Hatta bağlantısını da göstereceğiz. İnceleyeceksiniz. Takmadan önce de göstereceğim tırnaklarının nasıl olduğunu. Şimdi bunlar çok ayrıydı. Bak Hüseyin sen göster anlat abi. Neler yaptığını anlatırsan. Normalde bunların kama yerleri açıldı. Evet. Yerine göre adapte oldu. Aynı parçayı aynı şekilde yaptım. Evet. Malzememiz alüminyum. Hafif değil mi? Yani hafif bunun kadar hafif bir malzeme kullandım evet, tekrar burada. Tekrar aynı malzemeden kullandık. Evet. Ve bağlantısını yapıyoruz. Ya onu kalınlaştıracağım. Evet. Evet. Şimdi bunu açıp takabilirsin. Sana bırakıyorum. Ben onları alayım. Tutayım abi. Evet. Aynen. Düşün ya. 150 bin kilometre amortisörüne vurmuş. Evet. Şimdi bu parça bir bunu da nasıl yaptığını üzerindeki şeyiyle anlatabilirsen. Tamam söyle abi. Sen benim cebimden geleceğim abi. Evet. Malzememiz alüminyum. Hafif olmasından dolayı evet. Bunu tercih ettik. Tek bütün parça kullanmadım. Normal parçadan ağır olmasın diye. Evet. Ortasını boru olarak yaptık. Başlarına aynı dolu... hafiflikte mi? Sen daha iyi bilirsin. Ne kadar gramaj olarak farkı var mı? Çok az daha, biraz daha ağır. Çünkü bu biraz daha geniş geldiğinden dolayı evet. Gerçekçi olalım. Biraz daha ağır ama burayı etkileyecek herhangi bir zararı dokunacak bir sorunu olmayacak değil mi? Olmaz. Tamam. Bunun montajını yapalım. Ben tutayım bunu. Ver paketi de. Evet. O tırnaklar olduğu gibi ölçüp biçilip birebir yapıldı ve buraya cuk diye oturdu arkadaşlar. Bunu niye yaptık? Yine söylüyorum. Buradaki incelikte hiçbir telefon tutacağı herhangi bir şey olmuyordu. Fakat bunu hatta göze de o kadar hoş gözüksün diye şunun baz alınarak ölçüsü, tamam mı? Bunu baz alarak buradaki büyüklüğü ona göre yapıldı. Cama da bir zararı yok çünkü cam burada bombe şurada sıkışabilir diye Hüseyin onu da düşündü. Bunu ona göre ayarladı. Takılınca her şeyini göreceğiz. Hatta telefon tutacağını da burada monte edeceğim. Onu da göreceksiniz şimdi. Evet, yapabiliriz. Ben vidaları vereyim. Evet, parçayı bu sol tarafı taktık. Şimdi sağ tarafı takıyoruz. Bunlar tam yuvalarına ve yerine göre vidalar her şeyiyle. Evet, işlemimiz bitti. Hüseyin sağ olsun. Yoruldun da Hüseyin. Hakkını helal et kardeş. Hüseyin, sana bunu gelip ulaşmaları için telefon numaranı verebilir misin? Nasıl ulaşabilirler? Ve bu tenere için birkaç tane daha çalışma olacak Hüseyin'in. Cep telefonum. Cep telefonum 538-329-1092. Her zaman ulaşabilirsiniz. Tamam, ben alta da zaten şu anda yazmış oluyorum. O yazdıkları telefondan sana ulaşıp bu parçayı nasıl elde edebilirler? Daha sonra ürettiğim birkaç tane Tenere 700 için bir aşamada şu anda parçalar var. O parçaları da Hüseyin'den elde etmek istiyorsanız verdiği telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Ya bunu bir reklam amaçlı yapmadım. Bunu yapmamdaki neden faydalansınlar. Çünkü çok elzem bir şeydi. SP Connect ve diğer telefon tutucular için gibi Tenere 700'e pek yakışabileceğini düşündüğüm bir formatta değildi burada telefon tutucu kullanmak. Yani işin aslı bunun yapılma nedeni buydu ama buna uygun bir aparat olmadığından dolayı Hüseyin bunu üretti. Ve ben şimdi burada telefonumu çevirerek tabii şu anda çekim yaptığım için onu gösteremiyorum. Ama çevirip
koyduğumun fotoğrafını biraz sonra paylaşacağım buradan. Siz de bu konuyla ilgili ulaşmak isterseniz Hüseyin'e ulaşabilirsiniz. Diğer kattığım malzemelerle ilgili video da yakın zamanda sizlerle olacak. Şimdilik bu kadar.